Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon izleyiciler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Amerika yana 6 Hong Kong emeldarını cezaladı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişe, Amerika Taşkı İşlem Ministerliği 15. yanvar 6 Hong Kong emeldarı'nı ceza yürgüzgenlikini ilan kıldı. Haberde kayıtkanlaşa, Hong Kong dairleri demokratiyanı yakılıkçı şahıslarını kan kölemde kolga algallıkı sebeplik, Amerika Hong Kong Merkezi Komiteti Hong Kong ve Avmin Hizmet Maslaştırış Grupısının muavin başlıkı Yu Chuan ve Hong Kong Bihaterlik İdarısının muavin müdiri Sun Chengyi Katarlık 6 nöper Xitay ve Hong Kong emeldarı'nın ceza alındığallıkını ilan kılgan. Bildirilişe Hong Kong sakçıları 6 yanvar Hong Kong'un bihaterlik kanunu'na asasen Amerika puhrasını öz içige algan 55 demokratçını kolga algan ve onlarını devletine ağdırış cinayeti bilen ayıplıgan. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo 15 yanvardaki bayanatıda yukarıki kararını ilan kıldı. Bultur 7 ayda Amerika Prezidenti Trump çıkargan memuri buyruğa asasen Xitay emeldarlarının Amerika'daki barlık mal mülükleri tonultulgan bulup o yana Amerika'nın barlık tedbirlerini işiltip Hong Kong'un erkinliği ve demokratik tertiplerine hılaplık kılgalarını cevapkarlıkla tartıdığalıqını tähkiligen idi. Şunu deyken, Xitay Memleketli Xalık Kurultayı Daimi Komitetinin 14 muavin reisinin hemisi cazalaş tizimlikine kirgüzülgen bulup, onlarının kelgüsü de Amerika'ya kirişi çekilinipli kalmay Amerika'daki mal mülüklerimi tonultulgan idi. Xitay bilen Rusya Kişilik Hukuk Komitetinin reislik sayılımını kalaymakan kıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 16 yanvardaki haberde bildirilişçe, Xitay bilen Rusya Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi reislik sayılımını kalaymakan kılgan. Haberde kayıt kılınışça, Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi azaları mehbi belet taşlaş arkalık, Kengişinin reislikine en alkışkı erişken Fiji Cumhuriyeti Vekili Nazat'ni bu yıllık reislikke körsetken. Ama Xitay, Rusya ve Saudi Arabistan ahırkı peyti karşı belettaşlap sayılamını kıyılaştırgan. Eğitilişçe Xitay taraf Nazat'nın kişilik hukuk meselesi de Xitay'a besim kılışıdan endişi kılgan. Fiji kişilik hukuk meselesi de nüfuzluk hesaplandıgan şundaklı pozisiyası keskin şahıs bulup, bu kişilik hukuk ehvali intayın naçar bulgan Xitay'a özü halimaydıgan neticelerini elip gelişi mümkün iken. Ma'lum bo'lishicha, Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashining reisi asaslıqi yig'in tartibiga mas'ul bo'ludi. Vazifa o'tash muddati 1 yil bo'lib, har yili o'xshimagan rayonlardagi davlat vakillari ichidan saylandi. Bu yil Osiyo Tinch okean rayoniga navbat kelgan bo'lib, vakillar bu masalada birlikka kelolmagan. Bundoq bo'lganda kishilik huquq kengashidagi 47 davlatning vakillari juma kuni maxfiy bayonot tashlashi kerak ekan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining yangi raisligiga nomzodlarni muzokara qilganda, Fiji vakili Nazat dastlabki saylanish ehtimoli yuqori bo'lgan eng yaxshi nomzod bo'lgan bo'lsa-mu ama otturda tuyuqsiz özgürüş yüz bergen. Xitay, Saudi Arabistan ve Rusya'nın kollışı arkasında Bahreyn özünün vekilini otturgu çıkargan. Kişilik hukukunu közüş teşkilatının baş icraiye emeldari Kenneth Rutt'nın karışça, Fiji'nin sayılınışını tosuş, Birleşken Milletler Teşkilatı kişilik hukuk yanışının hareketiyle toskulluk kılışken. Xitay, Katarlıq birkancı devlet birleşip, Bahreyn'e okşaş Saudi Arabistan'ın gipini anlaydıgan ve kişilik hukuku kızıkmaydıgan bir devletini körsetken. Gerçi Xitay, Rusya ve Saudi Arabistan perde arkası da hareket kılavatkan bozumu, ama Fransiya Akbarat Agenetliğinin haberine asaslanğanda Nazat'nın ahırıda galbi kılış ihtimallıqı yanılı yukarı iken. Amerika, Xitay'nın Xiaomi Katarlıq yani 9 şirketini karı tizimlikke kirgüzdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği 14 yanvar bayanat ilan kılıp, Xitay'nın harbiylerine çetişlik yani 9 şirketini karı tizimlikke kirgüzgenlikini bildirdi. Bu 9 şirketinin içinde Xitay'nın danlıq akli telefon şirketi Xiaomi'mi bar bulup, Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği'nin bayanatı da ministerliğimiz Xitay rejiminin harbi puhra birikme terakiyat stratejisiga alahide dikkat kılış ve onun karıştırışını karar kıldı. Bu stratejide bu Xitay şirketlerinin erişken ilgar texnika, tecrübe ve terakiyatı Xitay armiyasının zamani velişiş terakiyatını kollaş üçün işiltilgen bulup, onlar özünü puhravi şirketler, üniversiteler ve tetkikat programmalarında körüstüp geldi deyilgen. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği bu qitim karı tizimliki kirgüzgen 9 şirket, Xiaomi Lukang Teknologiya şirketi Xitay Devletlik Avasiya Goruhi, İlgar Mikro Tokulma Esvapları şirketi, Govin Yerim Ötküzgüç şirketi katarlıklarını öz içige alğan.
Amerika'daki CNBC kanalının haber kılışça, Cuma günü Xiaomi'nin aksiya bazarıdaki pay çeki 6.10% çüşüp ketken. Xitayning Beijing'a caylaşkan mezgür şirketi 2020 yılı dünyadaki 3. çoğun akli telefon işlep çıkarış şirketi bulup bahalanğan idi. Avustralya Strategilik Siyaset İnstitutu'nun ötken yılı elan kılgan dokulatıda, Xiaomi'nin Uyghurlarını mecburi emgekke selivatkan 82 danlı halkara markanın biri işkerlikke aşkarlanğan. Ma'lum bo'lishicha Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining qaroridan keyin amerikaliklarning bu shirkatlarga mablag' selishi yoki ularning pay chekini setib olishi cheklandi ekan. Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimi bir kelishim emas. Yevropa parlamentining bir qism a'zolari Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimi parlamentning tasdiqidan o'tilishi notayin deb qaramoqda. 14 yanvar Germaniya uçur vasıtlarında Avrupa İttifakı bilan Xitay arasında imzalanğan mablag siliş kelişimi işlep çıkırış üçün fırsat yarattı. Ama mecburi emgekü sel qaridi namlıq bir tədqiqat makalesi elan kılındı. Makalada Avrupa parlamentedeki oxşaş bolmağan partiya mensuplarının iki taraf otursada bu kelişim imzalanıştın ilgirla, eğer Avrupa İttifakı bu kelişimini parlamentin təsdiqidin ötküzümən desə, Uyghurlar duch kelayotgan jazo lagerlari ve mecburi emgek meselesini aldı bilen hal kılışı lazım degen şartını koyganlığı. Bırak bu şartki sel karalığanlığı sebeplik Avrupa Kengişi ve Germaniyanın Avrupa Parlamenti azalarının küçülük besimi hem tenkidigi duch kelayotganlığı ilgiri sürülgen. Avrupa Xitay mablag seliş kelişiminin imzalanış jarayanı ve umumi mezmunu hakkında etraplık tahlil elip berilgan zor hacimlik bu makalede Mezkur kelişimning Yevropa parlamentida fikir ixtiloflari bo'linish paydo qilishga boshlaganligi. Bir bo'lik parlament a'zolarining bu kelishimni e'tirof qilmaganligi, ularning o'z oldiga harakat qo'zg'ab, parlamentda mazkur kelishimning qarordan o'tishiga kuchining yetishchi to'sqinlik qildiganligi ta'kidlangan. Bu kelishim munosabati bilan Yevropa ittifoqining ichki qurilmasida ixtiloflar ko'rinarli kuchayishi mumkin. Mutlaq ko'p qism parlament a'zolari Xitoydagi majburiy emgakka xotima berish tashabbusi asosida qo'zg'algan birlashma harakatini qo'llaydi. Bu birleşme hareketin ilgiri parlamentike her kaysi gruplar öz fikirlerini uçuk oturgu koygan idi. Makalede izhar kılınışça Avrupa Xitay Münasifetler Komitetinin reisi Avrupa Yeşiller Partisi'nin parlamentike azası Reinhard Bütikofer bu kelişim hakkında toxtalganda Avrupa Xitay mablag seliş kelişimi bir kelişim emas. Hiç bulmasa Avrupa parlamenti onu bir kelişim deb tonumaydı degen. O yana Avrupa Kengişi bu kelişimden paydı ziyalları doğrusu da Kang kölemlik aşkarı münazırı kozgaş fırsatlarını tizdin hazırlaşı lazım digerlerini tilgalgan. Makalede bayan kılınışı Reinhard Bütikofer özünün Twitter hesabı da bu axtı toxtalganda Avrupa Parlamenti Xitayning bu universal mablag siliş kelişimini mengü tasdiqlamaydı deb yazgan. Hem de özünün Uyghurlar uçuravatkan kişilik hukuk defsendikilikigi hatim beriş üçün texamı köp delillerge texamı köp septaşlarga ihtiyacı barlıqını bildirgen. Avrupa Xitay mablag seliş kelişimi Germaniya Avrupa İttifakı'nın reislik vazifesini ahırlaştırdığan en ahırkı bir günde imzalanğan idi. Bunun için bu mezkur kelişimden cevapkarlıkı Germaniya'nın üstüge yükülünüp kalgan. Onun üstüge Avrupa Parlamenti azalarının talepige göre bu kelişimden kişilik hukukka ait hiçkandak bir maddenin oran alalmaslıqı Avrupa Parlamenti'nin azalarını tihama qattığına razı kılgan. Muşunlaq bir paytda Germaniyaning kişilik huquqini xohlagancha defsende qilayotgan Xitoyni yana 500 million yevroluk taraqqiyot mablag'i bilan ta'minlaganlik masalasi qayta o'tirg'i chiqib, Merkel hukumatiga bo'lgan besimni hassalab oshirayotgan. Germaniyadagi Uyg'ur siyosiy Anwar Ahmadning askartishicha Germaniya parlamenti tashqi munosabatlar idorasining rahbarlari bu xususda hukumatni oshkora ayiblagan. Diqqatni bekroq qo'zg'aydigani Yevropa parlamentidagi Yevropa-Xitoy mablag' selish kelishimiga qarshi chiqayotgan parlament a'zolari San cahattin köp bulupla kalmay, onlarının oxşaç bulmağan partiya goruhlarına təvə buluşu ikən. Yalğız Yeşillar Partisi ile əməz Hristiyan Demokratlar Partisi, Konservativlar Partisi, Xalq Partisi, Radikal Demokratlar Partisi qatarlıq Avrupa Parlamentedeki asaslıq çoğun partiyalarının parlamentiki köpligən əzaları Xitayının ceza lagerlerini bekar qilish, məcburi əmgekini əməldən qaldırış məsələsi de fikir birlikigi ige ikən. Makalede Amerika Devlet Meclisi, Maliye Ministerliği, Saudi Ministerliği ve Tuprak Bekaterliği organlarının birlikte Xitayning mecburi emgeki alakadar tavarlarına ceza yürgüzvatkallıqı tilgi elinip, gerçi Avrupa İttifakı 2020 yılı 7. dekabr Avrupa İttifakı'nın yarışarı kişilik hukuk ceza kanununu makulugan bosumu onu icra kılış üçün tirişallıq körsetmeyi vatkallıqı. Mecburi emgeki alakadar Xitay şirketlerini cezalaşı üçün tedbir kullanmağallıqı, Xitayning 40% kuyaş energiyesi mahsulatlarının Şarkı Türkistan'da işlep çıkırlı vatkallıqı ve Avrupa şirketlerinin hele hem onu istimal kılı vatkallıqı tənkitlengen. Makalede yine Uyghurlar meselesiyle Amerika kabi devletlerinin ilgi çıkışının zorurluğu,
Amerika Kengash Palata a'zosi Marco Rubio Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunining Amerikada ma'qullanishiga kuch chiqarganga o'xshash Yevropadami mushunda qonunlarning ro'yobga chiqishiga hissa qo'shilgan kishilarning barligi kelishi lozimligi o'tirg'i qo'yilgan. Yozuvchi va shoir Hoji Mirzohid Kerimining 82 yoshida turmada vafot bo'lganligi dalillandi. Yozuvchi va shoir Hoji Mirzohid Kerimining 82 yoshida turmada vafot bo'lganligi dalillandi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha 30 yildan ortiq Xitoyning turma va nazarbandlarni boshdan kechirgan, shundoqdimi haqni so'zlash va yozishdan qilchimi yonmagan Uyg'ur xalqiga Yusuf Xos Hojib Mirzo Ababakri Sultan Abdurishitxon qatorliq oltindan qimmat tarixiy asarlarni qoldirib ketgan pishqadam shoir, adib, tarixchi Hoji Mirzohid Kerimining 82 yoshida Xitoy turmasida jon uzganligi dalillandi. Adib shoir Hoji Mirzohid Kerimining Qashqarda turmada jon uzganligi haqida ijtimoiy taratqularda uchur tarqalgandan keyin radio muxbiri Qashqardagi aloqador saqchi organlarga telefon qilib, bu haqda ma'lumot so'rgan. Xodimlar ilgirikiga o'xshashlab bu temada gap qilishdan o'zlarini tortgan. Xabar arxivlaridan ma'lum bo'lishicha 20 yosh vaqtida turmaga tashlangan, turmadan chiqib yana uzun mazgil nazarband ostida yashagan adib Hoji Mirzohid Kerimi yoshi 80 ga yaqinlashgan yillardami haqni so'zlash va xatarga tavakkul qilishdan yonmagan edi. U 2017 yili 6-yanning 17 kuni Erkin Asiya radiosining muxbirining ziyoratini qabul qilib Özünün Yusuf Xos Hojib, Judalıq, Sultan Saidxon, Sultan Abdurishitxon, Mirza Ababekri qatarlıq 7 tomluq 5 tarixiy romanını Xitay saqchilarining uy axtırıp elib chiqib ketganligini fosh qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha Xitay taraf mazkur kitoblardagi diniy mazmunlardan bi'aram bo'lgan. Hoji Mirzohid Kerimi shu kuni Xitay saqchilariga o'zining ilgirimi gumon bilan tutqun qilinib, 20 yillik kesilganligi va 13 yil turmada yotganligini eskartib, saqchilarni gumonxo'rlikdan saqlanishga da'vat qilgan. Ammo saqchilar uning shu 5 romanidan boshqa texi e'lon qilinmagan bir qism asarlarining qo'l yozmalarini ham elib chiqib ketgan. Oradan 1 yil o'tganda Qashqardagi aloqador bir siyosiy qonun kadri Qashqar Uyg'ur nashriyotining pensiyaga chiqqan va vazifadagi bo'lib 30% ishchi xizmatchisining tutqunda ekanligini fosh qilgan vaqtida eng boshda tutilgan va kesilganlar orasida Hoji Mirzohid Kerimining borligini aytgan va uning 11 yillik kesilganligini tilg'algan edi. Aloqador xodim Hoji Mirzohid Kerimining tutilishiga yozgan kitoblardan boshqa o'ziga atab o'tkazilgan bir qatimliq ton kiydirish marosimida qilgan so'zi sabablikmi so'roqqa duch kelganligini fosh qilgan edi. Hoji Mirzohid Kerimi ayni chaqda radioning ziyoratini qabul qilganda o'zini yo'qlab kelgan o'qurmanlar sabablikmi so'roqqa tortilganligini bildirgan. Aniqlashlardan ma'lum bo'lishicha Hoji Mirzohid Kerimi bu yil 9-yanvar kuni Qashqarda turmada jazo muddatini o'tayotgan mazgilda jon uzgan. Aloqador bir saqchi xodimining deyishicha marhumning kesili og'irlashganda turmadan doktorxonaga akilingan va doktorxonada jon uzgan. Marhumga janobi Allohdan rahmat va makonining jannatda bo'lishini tilaymiz va Rabbimizdan marhumning oilasiga shunaqla butkul xalqimizga bu musibatga sabr taqat ato qilishini tilaymiz. Xitoyning jinoyatlari hargiz javobsiz qolmaydi. Trump Xitoy meni setib olishni eng tuvan chakka tushirish haqida yo'l yo'riq berdi. Buyuk tabir to'g'rining xabarida bildirilishicha Trump 15-yanvar Amerika hukumat organlariga yo'l yo'riq berib, Xitoyning mollari va mulozimatini setib olishni eng tuvan chakka tushirish kerakligini bildirdi. Oqsaroy davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien bayonot e'lon qilib, Trumpning Amerika hukumat organlariga munosabatli qonun, nizom va siyosatlarni tekshirib, siyosat va boshqarishni isloh qilish federativ hukumatning Xitoy mollarini setib olishini eng tuvan chakka tushirish harakati qo'zg'ash qatorliq takliflarni berganligini bildirgan. Xabarda bu Trump hukumatining vazifa o'tash muddatining oxirgi kunlarida qo'llanilgan eng yangi harakati ekanligi Amerika amaldorlarining uzundan buyon Xitoy texnika uskunalarining josuslik uchun ishlatilishi mumkinligi haqida ogohlantirib kelganligi bildirilgan. O'Brien bayonotida Xitoyning 2017 yillik davlatlik axborot qonunini tilg'a olib, bu qonunda shaxslar, tashkilotlar va organlarning Xitoy bexatarlik va axborot organlarining turlik istixborot xizmatiga yordam berish majburiyati borligining tilg'a olinganligi. Kompartiya Xitoydagi ishlab chiqaruvchilar va mulozimat bilan ta'minlanuvchilarni Amerika hukumatiga josuslik qilishga va uchur yetkazishga majburlaganligini, xususiy shirkatlarni ishga solib, harbiy zamonaviylashishni tezlatganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika davlatlik istixborot idorasining boshlig'i yaqinda Xitoy Amerikaning bugungi eng cho'ng xavfsizlik tahdidi. Xitoy Amerikani rayon va dunyodagi qarinidagi to'sqinlik qiladigan eng asosli to'salg'u deb qaraydi degan.
Hür Dava Partisi bir kısım Şarkı Türkistan teşkilatları bilen söhbet ötküzdü. 15 yanvar Yeni Nesil Hareketi Reisi Abdusalam Taklimakan başçılığındaki bir hay'at ve Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Munavvar Öz Uygur Hanım başçılığındaki bir hay'at Türkiye Hür Dava Partisi'nin İstanbul şöbesindeki teklif bilen ziyaretki vardı. İki hay'atni Hür Dava Partisi'nin İstanbul Reisi Erdal Eli Büyük Efendi ve Ayollar Reisi Munavvar Aktaş Hanım ayrım ayrım kütüvaldı. Ziyaretde her iki hay'at reisleri Türkiye'de Şarkı Türkistan davasını en küçük halga elip gelişinin usulleri hakkında tepsili söhbet elip vardı. Şunaklı söhbette Türkiye'deki aktif hizmet kılıbatkan partiye ve teşkilatlarının Şarkı Türkistan teşkilatları bilen hemkarlaşışı gerekliki Şarkı Türkistan davası hakkında leksiya, televiziya programları kadarlık türlük ictimai taratku faaliyetlerini köpürek teşkilleb Şarkı Türkistan davasını tunutuşka ortak küçük kılışı gerekliki oturgu koyuldu. Türkiye'de bir gün içinde 8314 kişi Xitay virüsü bilen yuqumlandı. 15 yanvar Türkiye Cumhuriyeti Sihhiye Ministri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçlarının 8314 kişi düşkenlikini ilan kıldı. Sihhiye Ministri'nin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deyip guman kılınğan 167211 kişi tekşürülüşü arqalıq yeniden 8314 kişinin yuqumlanğanlığı eniqlanğan. Növete 921 kişi doktorhanda bulup, bir gün içinde yine 169 kişi kaza kılıp, 9109 kişinin salametliğe eslige gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışqa başlagandan beri salametliğe eslige gelgenler cemi 2,246,047, kaza kılganlar 23,664, kesili iğir bimarlar 2,311 yetgen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.